Hanım şeyimiz var deyip oraya gideceğim, yetişeceğim demiş olabilir. Adana bal üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. Yaklaşık 12.500 ton civarında bal üretiyoruz. Aslında bal sektörünün de merkezi halinde Adana. İlimizde birçok balın üretimiyle ilgili, paketlenmesi ve pazara sunulması ile ilgili firmalarımız da var. Ve bunlar uluslararası ölçekte çalışıyor. Şu anda da Adana'daki arıcılarımızın bu yıl daha bereketli bir sezon geçireceğini biz düşünüyoruz. Özellikle şu an baharın bu şekilde devam etmesi, yağışların iyi olması ve çiçeklenmenin de hızlı bir şekilde gerçekleşmesi bizim Adana'daki ilk bal üretimini de gerçekleştirmiş olacağız. Bizim arıcımız ciddi çalışan ekonomik ölçekteki işletmeler yılda 3 ürün alabilir. Bunun için herhangi bir engel yok ve arıcılarımızın birçoğu da bunu yapıyor. Şu an diğer illerin, bölgelerin arıcıları da bu ayçiçek ve narenciye balı için de bölgemize yoğun bir geliş yapıyorlar. İlimizde bundan 5 yıl öncesine göre ortalama %30 civarında bal üretiminde bir artış var. Bunun da sebebi arıcılığın, yani bal üretiminin bir meslek olarak görülmesi ve artık bu işi yapanlar kaliteyi de yükseltmektedir. Bir de bölgemizde ciddi şekilde balı işleyip pazara sunan bir sektör var. Bunların da arıcılığın gelişmesinde önemli rolü bulunmakta. Bundan 4-5 yıl önce yaklaşık 8-9 bin ton civarında bal üretirken bugün 12.500 ton, belki de bu sene rekolte tahminimiz 13 bin tonu geçeceğiz gibi görünüyor. İnşallah, yani bizim de amacımız memleketimizin ihtiyacı olan balın büyük çoğunluğunun ilimizden karşılanması. İlimizdeki balı işleyen ve paketleyen firmalarımız uluslararası çalışıyor. Özellikle ihracat yönüyle de ilimiz ciddi şekilde anılmakta ve bu kapasite de giderek artmakta. Şu an Türkiye'de en önemli işlerden bir tanesi de Petek Üretim Merkezi. Bu da ilimizde var. Biz bunu bakanlığımızın kırsal dezavantajlı ve kırsal kalkınma programları kapsamında destekledik. Şu anda Adana hem petek üretiminde hem bal üretiminde önemli bir yer tutmakta. Ve balın da yurt dışına ihracının yapılarak da ülkemize döviz kazandırması açısından da önemli bir yer tutmaktadır. Arıcılık güzel bir uğraş, güzel bir meslek. Girdiniz mi daha bırakamazsınız. Yani arı zehirini yedin mi daha bitti iş. Bırakmanızın imkanı yok. Dünyanın en güzel işi. En güzel işi. Biz bunlara sonbaharda başlarız. Bu havaya bağlı bir şey. Bu sene bol olacağını düşünüyorum. Ve bir de arı ırkıyla alakalı bir şey bu bal. Fazla almanın yolları. Yani sarf ırk arılarla çalışırsak çok daha güzel ballar alırız. Eğer misin bana doğru?